İşlemlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar kısaca ne yaptığından bahsedecek olursak, güzelce diş taşlarını temizledim. Diş taşları ortamdan uzaklaşınca lekeler, pürüzler vardı. Lekeleri temizledik, pürüzleri temizledik. Sonra diş etlerini lazerle dezenfekte ettik ki kanamaları daha az olsun. Diş etinizde kanama varsa çözüm arayın diye hep söylüyorum zaten. Şimdi dişin kendi zamanla daha sararır hale gelebilir. Veya doğuştan sarı olabilir. Eğer bu sarılık sizi rahatsız ediyorsa diş beyazlatma yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Diş beyazlatma yönteminde gördüğünüz gibi ofis tipi böyle olabiliyor veya klinik tipi olabiliyor. Bu yöntemden bahsedeceğiz. Diş beyazlatma ofis tipi ve ev tipi oluyor. Ev tipinde hekimin hazırladığı özel plaklarla evde beyazlatma yapılıyor ve ofis tipinde ofiste yapılıyor. Genelde insanlar ofis tipini tercih ediyor çünkü daha seri oluyor diye. Lütfen dişinizi beyazlatırken muhakkak diş hekimine yaptırın. Diş hekimi haricinde insanlara diş beyazlatma yaptırmayın. Çünkü bu size zarar verecektir. Veya gidip marketten, pazardan, dışarıdan dişinizi beyazlatmaya çalışmayın. Limonla, karbonatla. Duyuyorum, neler duyuyorum. Hayretle şaşırıyorum. Limon, karbonat, bunlar dişi minesini götürür. O zaman dişe kaplama veya daha büyük şeyler yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Lütfen bu işlere girmeyelim. Dişi beyazlatmak aşağı yukarı 45 dakika sürüyor. 45 dakikanın sonunda kişi daha beyaz dişlere kavuşuyor. Beyazlığı korumanın şartı ne? Çay, kahve, asitli gıdalar, sigara, bunlardan mümkün olduğunca uzak durmak lazım ve düzenli fırçalamak lazım. Ömrü aşağı yukarı 1 senedir, ancak tam süre söylemek yanlış. İyi bakanlara daha uzun seneler gider, iyi bakmayan da çabuk eski haline döner. Birkaç ton açılıyor ve dişler işlemin sonunda daha beyaz hale geliyor. Dişin üzerine bir beyazlatma ajanı uyguladım. Diş etlerini temizledik güzelce ve şimdi beyazlatma işlemine başlatıyorum. Diş beyazlatma işlemimiz başladı. Bu özel ışın kaynağı dişin üzerine uyguladığımız beyazlatma ajanı aktive ediyor. Aktive ettikçe de dişin içindeki boyar malzemeleri kırıyor ve rengini daha beyaz hale getiriyor. Aşağı yukarı 45 dakika sürecek ve 45 dakikanın sonunda dişler daha beyaz hale gelmiş olacak. Tekrar ediyorum, diş beyazlatma hekim tarafından yapılırsa size zarar vermez. Ancak başka şartlarda yapılırsa size zarar verir. O yüzden dikkat edin. Dişlerimizi kendimizin şeklinden memnunuz. Her şey güzel ancak sarı. O zaman diş beyazlatma sizin için güzel bir alternatif. Veya dişlerimizde aralıklar var. Aralıklar hoşumuza gitmiyor ama dişin rengi de hoşumuza gitmiyor. Aynı zamanda dişimize fazla dokundurmak istemiyoruz. Ne yapabilirsiniz? Dişi önce beyazlatabilirsiniz. Beyazladıktan sonra dişin arasını bondingle dişe zarar vermeden doldurabilirsiniz. Veya hep estetik çözümler üzerinde konuşuyoruz. Dişlerimiz şeklinden memnun değiliz. Gittik diş hekimine. Öngörünümde birkaç dişte problem var. Birkaç diş, tekrar ediyorum. 4 diş olabilir, 6 diş olabilir. Gidip de bu 4 veya 6 dişe zarar vermeden veya dişi çok az pürüzlendirerek lamine yapılabilir. Eğer diş gerideyse çok az pürüzlendiriyorsun. Diş öndeyse biraz daha fazla pürüzlendirmek gerekebilir. Lamine ile gülüş tasarımı yapıp geri kalan dişleri beyazlatabilirsiniz. Çünkü laminenin rengi standarttır. Biliyorsunuz lamine dediğim dişin ön yüzüne yapışan incecik bir porselen yapraçık. Bu yapraçık sayesinde dişler daha beyaz hale geliyor. Lamine ile yapılan gülüş tasarımında kişi ön bölgeyi yaptırınca geri kalan dişleri beyazlatınca yine diş beyazlatma başarılı olmuş olur. Lamine rengi değişmez, diş beyazlatma zamanla kendi haline gelirse tekrar kişi diş beyazlatabilir. Diş beyazlatma işlemimiz tamamlandı. Şimdi dişler olması gerektiğinden daha beyaz hale geldi. Dişler beyaz, güzel dişler, ancak ne var dişlerde? Kırıklar var ve aralıklar var. Öndeki 6 tane dişin
Neredeyse hepsinin aralık var. Küçük küçük, büyük büyük burada kırıklar var. Ne diyorduk? Kırıkları, aralıkları düzeltmenin en koruyucu yolu bonding tedavisidir. Diş hekimi kompozit esaslı malzemelerle dişe hiç zarar vermeden, dişe dokunmadan sadece aralığı doldurarak veya sadece kırığı tamir edebilir. Böylece sağlam diş dokusuna bir şey olmaz. Kayıp olan diş dokusu yenilenmiş olur. Bizim az sonra yapacağımız işlemin adı bonding tedavisi olacak. Kişi tek seansta aralıklarından kurtulabiliyor ve tek seansta kırığından kurtulabiliyor. Ömrü aşağı yukarı 5 sene oluyor. Bonding ile küçük tedaviler yapılırken lamine ile gülüş tasarımları yapılabiliyor. Daha büyük işler. Veya sizde daha önceden kaplamalar varsa onları çıkartıp lamine malzemesiyle kaplayabilirsin. O zaman yine daha doğal, güzel dişleriniz olabilir. Yani birçok alternatif var. Size en uygun alternatifi diş hekiminiz değerlendirecek, bakacak. Az sonra bonding işlemine geçeceğim. Ancak sizler bir sonraki gün seyredeceksiniz. Bu yaptığım işlemler hafiften de tek günlük işlem. Aynı günde diş temizliği, aynı günde beyazlatma, aynı günde bonding ve tek günde gülüş tasarımı bitmiş olacak. Ve bonding işlemine geçiyorum. Sizler bir sonraki gün seyredeceksiniz. Umarım beğenirsiniz.